Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz saygıyla selamlarım. Yeni yılın ilk konuşması. Bu konuşmayı hangi konuda yapayım diye düşünürken yeni bir yıl, yeni bir dönem, bir merhabayla başlayalım istedim. O yüzden de başlığımız yeniden merhaba, size yeniden bir merhaba diyelim. O merhaba üzerinden nerelere gidebiliriz, nerelere gitsek iyi olur? Bu yeni yıl bize neler getirsin, hayatımızın yeni döneminde neler olsun onları konuşalım istedim. Tabii zaman esasında izafi bir şey. Herkese göre değişir. Bazısı için bir dakika çok uzundur, bazısı için bir sene çok kısadır. İçin nasıl doldurduğumuza, nasıl yaşadığımıza, kimle beraber olduğumuza, o anın, o zamanın bize neler ifade ettiğine çok çok bağlı. Dolayısıyla yeni yıl, yeni yaz, yeni dönem esasında izafi olduğu için çok önemli değil. Ancak insanoğlu bir bahane arıyor, bir sebep arıyor, bir mana arıyor bir şeyler yapabilmek için. Bu noktada da zamanı bölümlendirmiş, kısımlandırmış, parçalamış ki o bahanesi olsun harekete geçsin diye. Bu noktada baktığımızda yeni yıl bizim için güzel bir bahane olabilir. Çünkü hakikaten insanlık olarak zorlandığımız zamanlar olabiliyor. Önceki zamanlara göre daha mı çoktur zorlandığımız zamanlar? Büyük resim yok diyor. İnsanoğlu daha öncelerde çok daha fazla zorlanmış. Ama küçük resme baktığımızda hakikaten birçok şey üzerimize gelebiliyor. Hem birey olarak, hem toplum olarak, hem insanlık olarak. Ve bunun üzerimize gelen şeylerin altında bazen ezilebiliyoruz. Bazen üzerimize gelen şeyler bizden çok 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 küçük de olsalar altında kalabiliyoruz, güç getiremeyebiliyoruz. Benim oğlan 5-6 yaşında, şimdi 9 yaşında falan, yok 8 yaşında. 5-6 yaşındayken karıncadan korkuyor. Yavrum dedim, yani şu kadarcık bir şey, yani senin yanında onun varlığı ne? O senden korkuyor, sen niye ondan korkuyorsun? Ama korkuyor. Ve o korkuyla baş etmekte zorlanıyordu o dönem. Baktığımızda hayatta da bizim varlığımızın yanında, bilgimizin yanında, tecrübemizin yanında, enerjimizin yanında, değerlerimizin yanında, hayata bakışımızın yanında, arzularımızın, isteklerimizin, motivasyonlarımızın yanında şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar karınca gibi problemler var. Ama bizi korkutuyor. Bize yolumuzu değiştirebiliyor. Benim kız kedi gördüm, yolunu değiştiriyordu. Ya yavrum diyorum ya, o senden korkuyor yani. O oraya kaçıyor, oraya kaçıyor. Bir bağırıyor, kedi bu tarafa kaçıyor, kendisi bu tarafa. Ya diyorum yavrucuğum küçük kedi, ne kaçıyorsun, ne korkuyorsun? O senden korkuyor ama korkuyor. Bazen bize de böyle olabiliyor. Küçücük şeyler büyük kaçınmalarımıza sebep olabiliyor. O yüzden şöyle 2022'yi fırsat bilip, vesile bilip, bahane bilip, sebep bilip, bir durduğumuz yerde yeniden bir şeylere merhaba diyebilir miyiz diye sizle konuşalım istedim. Bu noktada çıkış noktam esasında hepimizin benzer bir tecrübeyi yaşaması. Nedir o? Tanpınar diyor ki, insan beyhude çalışırsa çabuk yorulur, bakın hepimiz yorgunuz diyor. Bu dönemi isimlendirenler yorgunluk toplumu diyorlar. Bu çağ yorgunluk çağı diyorlar. Ve hakikaten herkes bir şekilde yorgunluktan müşteki, şikayet ediyor, yorgunum diyor. Bir bahaneyle, bir sebeple ki ne yaparsa yapsın, kim ne yaparsa yapsın yorgunum diyor. Halbuki baktığımızda bundan 30 sene önceye göre, 40 sene önceye göre hayattaki iş yükümüz çok daha az. Beden olarak çalışma zorluklarımız, mecburiyetlerimiz çok daha az. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ulaşım araçları, iletişim araçları çok 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 işimizi kolaylaştırdı. Ama buna rağmen 30 sene, 40 sene öncekilerin çok çok daha fazlası şekilde dilimizde yorgunluk kelimesi var. Almanya'dan gelen bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki, babam dedi maden işçisiydi. Almanya'ya ilk giden gruptan madende çalışıyor. Malumunuz Almanya'ya ilk gidenler en kötü işlerde çalıştırılmış. Almanların yapmak istemedikleri işleri Türklere yaptırmışlar. En istenmeyen işlerden biri de madende çalışmak. Giriyorsunuz yerin kaç kat altında, karanlık saatlerce orada kalıyorsunuz. Beden işi, ağır iş ve çok riskli, tehlikeli bir iş. Babam diyor, maden işçisiydi.
Saatlerce madende çalışırdı. Çıkardı madenden. Akşam kendisi gibi maden işçisi arkadaşlarıyla beraber cami inşaatında kazma kürek sallarlardı diyor. Zaten bütün gün 12 saat, 10 saat kazma kürek sallamışsın. Bir de çıkıyorsun, kimse seni zorlamadığı halde, kimse senden bunu istemediği halde, kimse sana bunun için para vermediği halde, hatta cebinden para harcayarak senin gibi aynı yorgunluğu taşıyan insanlarla bir araya geliyorsun ve kazma kürek sallıyorsun yeniden. O dönemde şimdiki gibi vitamin hapları, bir sürü takviyeler, takviye gıdalar falan da yok. Son 10 seneden beri insanlar her tarafta cep telefonu gibi vitamin hapı, takviye hapı, o hapı, bu hapı içiyorlar. Öyle bir takviye hapı da yok ama bir şekilde bu insanlar bir enerji bulmuşlar. Yorgunum dememişler, hem işte çalışmışlar, hem cami inşaatına çalışmışlar, hem o zorluğu çekmişler, hem bu zorluğu çekmişler. Çamaşırı evde yıkamışlar, bulaşığı evde yıkamışlar, yürüyerek oraya buraya gitmişler falan. Ama şu yorgunluktan çok şikayet etmemişler. Bu dönem biz çok şikayet ediyoruz. Niye? Çünkü bazı şeyleri anlamlandırmakta problem yaşıyoruz. Kablolar birleşmiyor, bir kesiklik var, bir irtibatsızlık var. Bu noktada işte bazı şeyleri yeniden düşünmemiz önemli diye düşünüyorum. Modern depresyonu biliyoruz hepimiz. Modern depresyon nedir? İnsanın başa çıkamadığı hüzünlerle, üzüntülerle, anlam veremediği iç sıkıntılarıyla boğuşması, bu konuda kendine söz geçirememesi, her şeyin anlamsız gözükmesi falan. Postmodern depresyon ne? Anlamsızlık, umutsuzluk, parçalanmışlık, yabancılaşmışlık, şüphelenmek, yalnız hissetmek ve bir sebep olmadığı halde bunları yaşamak ya da bir sebebe tutunamamak. Bakıyorsunuz insanlar bir ruh sağlığı problemim yok diyor, büyük bir travmam yok diyor ama yaşamak istemiyorum diyor. Ve canlarına kıyıyorlar. Bir sürü örneğini görüyoruz yakın zamanlarda hem ülkemizde hem dünyada. Postmodern bir depresyon var, bir bağlantı kopukluğu var. Bu noktada işte insan kendini yeniden değerlendirmesi lazım. Bir Amerikan çocuk şarkısı diyor ki, bir mekanik çocuğum ben, bir mekanik oyuncakken ne emredilirse öyle eylerim, sormam neden, hiç yaşamadım ki ölemem o yüzden diyor. Hiç yaşamamak ölümü belki geciktiriyor veya ölümü çok hızlandırıyor, ölmüş o, ruhu öldürmüş oluyorsunuz ama ezbere bir hayat yaşamayı beraberinde getiriyor. Hiç sorgulamadan, düşünmeden, anlamlandırmadan, bir cevabın peşine koşmadan, bir mananın peşine düşmeden hayatınızı geçirip gidiyorsunuz. Ve nihayetinde diyorsunuz ki, hiç yaşamadım ki ölemem o yüzden. Bu noktada dolayısıyla şu soruyu sormamız çok önemli. Ne zaman yaşamaya başlayacağız? Ne zaman yaşamaya başlayacağız da makine olmaktan, mekanik bir hayat sürmekten vazgeçeceğiz? Ne zaman yaşamaya başlayacağız da şu yorgunluk bizden bulaşıcılığını kaybedecek ve atıp gideceğiz o yorgunluktan, kurtulup çıkaracağız hayatımızdan. Daha enerjik, daha mutlu, daha sağlam basabileceğiz. Buna biz karar vereceğiz. Ama buna karar verirken işte tıkandığımız noktalarla alakalı bir güç göstermemiz gerekiyor hayatımızda. Bu noktada nerede neyi arayacağız? O da önemli bir nokta. Tamam, yaşamaya başlayalım. Nereden başlayalım? Bakışlarımı iyice üzerine diktiğimden onu göremez hale geldim diyor geçen günlerde bir kitap. Ne demek? Şu demek. Ben şu şişeyi görmek istiyorum. Ama şöyle yaparsam hiçbir şey göremem, şişeyi de göremem. Şişe şu değil, şu. Ama bazı şeylere o kadar odaklanıyoruz, o kadar anlam atfediyoruz, o kadar yoğunlaşıyoruz ki hakikatin tek anlamı, tek çaresi, tek yolu bu gibi görünüyor ve çok yapışıyoruz. Çok anlam atfediyoruz. Bu sefer kaybediyor anlamını ve başka şeyleri görmemize de engel oluyor. Bu noktada baktığımızda bir makama gelmek, bir diploma sahibi olmak, bir bilgiye erişmek, bir yere gitmek gözümüzde büyüyor ve mutluluğun, anlamın, enerjinin, motivasyonun tek yolu haline gelebiliyor. O noktada işte her şeyi kaybediyoruz. O yüzden küçük bahanelere bağlamamamız lazım yaşamamızı. Bakıyorum bazı genç arkadaşlar diyor ki, torpilim yok, benden bir şey olmaz. Veya dilim yok, benden bir şey olmaz. Veya şu okulu bitirmedim, benden bir şey olmaz. Veya tipim yok, benden bir şey olmaz. Veya param yok, benden bir şey olmaz. Hepsi geçersiz. Tamam, önemli olabilir bazen bazı noktalarda. Ama
şu şöyle bakıldığı zaman başka her şeyi kapatır, hiçbir şeyi de göstermez, size ayağınız takılıp yuvarlanır düşersiniz. O yüzden aradığımızı doğru bir şekilde konumlandırıp tam bir şekilde, bütün bir şekilde baktığımızda göreceğiz esasında. Bu noktada size bir bilmece sormak isterim. Bilmece şu. Ne iki harflidir, sık sık altı harflidir, daima beş harflidir ama asla üç harfli değildir. Bu bilmeceyi duyan var mı? Cevabını tahmin eden var mı? Buyurun efendim. Değil. Buyurun. Evet. Kelimelerin kendisinden bahsediyor. Ne? İki harflidir. Sık sık altı harflidir, evet. Daima beş harflidir. Asla da üç harfli değildir, dört harflidir. Bilmecenin kendisi cevap esasında. Hayatta da birçok şeyi böyle kaçırabiliyoruz. Bariz, apaçık bir şekilde gözümüzün önünde ama başka cevaplar arıyoruz. O kadar bariz açık olduğu halde daha sofistike, daha entelektüel veya daha bize öğretilmiş, daha başkalarının verdiği cevapları arayıp bulmaya çalışıyoruz. Halbuki yanlış. Cevap burada, gözümüzün önünde apaçık duruyor. Nedir o cevap? Bir soralım kendimize, mutlu muyuz, içimiz rahat mı? Veya mutlu değilsek niçin mutsuzuz, niye içimiz rahatsız, niye kalbimiz yerinde duramıyor bir türlü, rahat edemiyor? Çok güzel bir söz var, bu 17. yüzyıl şairlerinden birine atfediliyor ama daha öncesinden de söyleniyor diyorlar. Kader kabul edene yol verir, reddedeni sürükler istediği yere diyor. Bir şekilde bu dünyada varız, bu bedende varız, bu özelliklerde, bu şartlarda, bu imkanlarda, bu coğrafyada, bu zamanda yaşıyoruz. Kavga mı edeceğiz? Kabul edip yolumuza devam mı edeceğiz? Yolumuza devam edersek ne âlâ. Kabul etmez, kavga edersek o bizi sürükleyecek zaten. Yaralayacak, incitecek, kıracak, üzecek, perişan edecek. Ama ya tamam, beden bu, zaman bu, mekan bu. Ben düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde, güçlü bir şekilde yürüyeceğim derseniz size ışık tutacak, yol gösterecek. O yüzden mevcut şartları kabul edip kavga etmeden hayatımızda devam etmemiz, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edip devam etmemiz çok önemli. Tabii ki değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmekle alakalı bir savaş verelim. Ama değiştiremeyeceğimiz şeylerle kavga etmek anlamsız. Bu noktada da neden mutsuz olduğumuz konusunda Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, her şey güzel, her şey. İnsan mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur. Sırf bu yüzden. Hepsi bu, hepsi bu. Bunu fark eden insan hemen mutlu olacaktır. Anında, oracıkta diyor. Ne demek? Şu an benim dediklerimi duyuyorsanız, beni görebiliyorsanız, beni anlayabiliyorsanız, bu demektir ki dünyada milyarlarca insandan çok daha avantajlı bir konumdasınız. Mutlu olmanız için çok güçlü sebepleriniz var demektir. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz, anlıyorsunuz, tutuyorsunuz, yürüyorsunuz. Okuyorsunuz, bir güvenlik endişeniz olmadan burada bir saat kalacağız beraber. Bir saat aynı mekanı paylaşabiliyoruz. Bunlar büyük lüksler esasında, büyük mutluluk sebepleri esasında. Ama bunları görmeyip, bilmeyip, fark etmeyip, kıymetini takdir edemeyip, mutluluğu oralarda, buralarda, şuralarda değil efendim ben mutlu değilim, başka bir yerde olması lazım dersek orada kaybettik işte. O yüzden ileriye doğru attığımız, aradığımız her şey bizi avutacak, perişan edecek. Bakın sizin aşinası olduğunuz bir şarkıdır. Burada defalarca çalınmıştır. Şöyle bir şarkı var. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Uzaklarda bir yerde efsanevi mutluluklar arıyorsak, dil şad olacak o zaman olacak diyorsak, bekleriz. Yıllarca felek bizi avutur, saçımıza karlar yağar ve biz bir noktada geliriz ki deriz ki boşuna beklemek deriz. Ben diyorum ki o noktaya gitmeyin, o kadar vakit kaybetmeyin, o kadar ümidinizi, heyecanınızı, motivasyonunuzu ertelemeyin, ziyan etmeyin. Bugün fark edelim mutluluk dediğimiz şey. En azından bize lazım olan kısmı, bizi harekete geçirmek için ihtiyacımız olan parçası öyle kenarlarda, köşelerde saklanmış, gizli saklı bir yerlerde değil, şu an sahip olduğumuz her şey güçlü, mutlu, umutlu olmamız için bize yeter. Yeter. Ama bunun için bu merhaba meselesini sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yavaş yavaş ona geçeceğim.
Ama öncesinde bir hatıramı anlatmak isterim size. Üniversitedeyim. Hocamız ödevler veriyor. Bana da otizmi bize anlat dedi. Otizmi çalış, anlat dedi. Otizmle alakalı o zaman internet yok. Bu kadar yok en azından. Yani her şeyi internete bakmıyoruz. Kütüphaneye falan gidiyoruz o zaman. Kütüphaneden kitaplar araştırdım, karıştırdım. Bir kitap buldum otizmle alakalı. Açtım. İlk yazı şu. Hollanda'ya hoş geldiniz. Otizmle ne alakası var Hollanda'nın diye düşünüyorum. Okumaya başladım. Müsaadenizle size de okuyayım. Bir bebek sahibi olacağınızı anladığınızda yaşadığınız duygu, İtalya'ya güzel bir seyahat planı yapmaya benzer. İtalya hakkında bir sürü rehber kitap alırsınız ve harika planlar yapmaya başlarsınız. Kolezyum, Michelangelo'nun David'i, Venedik'teki gondollar. İtalyanca birkaç sözlük bile öğrenirsiniz. Her şey çok heyecan vericidir. Aylar süren beklemeden sonra o gün gelir çatar. Bavullarınızı toplar, yola çıkarsınız. Birkaç saat süren yolculuktan sonra uçağınız havaalanına iner. Hostes mikrofonu eline alır ve Hollanda'ya hoş geldiniz der. Hollanda mı diye sorarsınız. Ne demek istiyorsunuz? Ne Hollanda'sı? Ben İtalya'ya bilet almıştım. Benim İtalya'ya gitmem gerek. Tüm yaşamım boyunca İtalya'ya gitmenin düşünü kurdum ben. Fakat uçuş rotasında bir değişiklik yapmışlardır. Hollanda'ya inmişsinizdir ve orada kalmanız gerekir. Önemli olan sizi korkunç, iğrenç ve pis bir yere, açlığın ve hastalıkların ortasına bırakmamışlardır. Sadece farklı bir yerdesinizdir. Bu yüzden çıkıp yeni kitaplar almanız ve yepyeni bir dil öğrenmeniz gerekmektedir. Ve daha önce hakkında hiçbir şey bilmediğiniz insanlar tanımak zorundasınızdır. Gittiğiniz yer sadece farklı bir yerdir. Oradaki yaşam İtalya'dakinden daha yavaş tempoludur ve İtalya kadar gösterişli değildir. Ancak bir süre orada kaldıktan sonra nefesinizi tutar ve çevrenize bir bakarsanız ve Hollanda'nın değirmenlerini fark edersiniz ve lalelerini. Hollanda'nın Rembrandt'ları bile vardır. Fakat tanıdığınız herkes İtalya'ya gidip gelmektedir. Sürekli orada geçirdikleri güzel günleri anlatmaktadır. Ve yaşamınız boyunca, evet benim de gitmem gereken yer orasıydı, ben de aynı planı yapmıştım dersiniz. Bu nedenle duyduğunuz acı asla asla dinmez. Çünkü yitirdiğiniz düş çok önemli bir düştür. Ancak eğer tüm yaşamınızı İtalya'ya gidemediğiniz için üzülerek geçirirseniz, Hollanda'nın güzelliklerinin hiçbirinin tadını çıkaramazsınız. Hollanda'ya inişimden bu yana 10 yıldan fazla süre geçti. Bu şehir artık benim evim. Nefesimi tutmak, yerleşmek ve alışmak, planladığımdan farklı bir şeyi kabullenmek için zamanım oldu. Geriye dönüp Hollanda'ya indikten sonraki ilk yıllarıma bakıyorum da, yaşadığım şoku, ne kadar korktuğumu ve ne kadar acı çektiğimi tekrar hatırlıyorum. Bu ilk yıllarda planıma uygun olarak İtalya'ya geri dönmeye çalışmıştım. Ama kalmam gereken yer Hollanda'ydı. Bugün bu beklenmedik yolculukta ne kadar yol almış olduğumu söyleyebilirim. Çok daha fazla şey öğrenmiş bulunuyorum. Ancak bu da bir zaman yolculuğuydu. Çok çalıştım, yeni rehber kitaplar aldım, yeni bir dil öğrendim ve yavaş yavaş yolumu buldum bu yeni ülkede. Planları benimki gibi değişmiş, benim deneyimimi paylaşabilecek olan başka insanlarla tanıştım. Birbirimize destek olduk ve çok özel arkadaşlıklar kurduk. Bunlardan bazıları Hollanda'ya benden daha önce inmişlerdi ve çok tecrübeliydiler. Onlar yol boyunca yardım ettiler bana. Çoğu beni yüreklendirdi. Çoğu gözlerimi bu yeni ülkenin mucize ve hediyelerine açmayı öğretti bana. Şefkat dolu bir topluluk keşfetmiştim. Hollanda çok da kötü bir yer değildi. Sanırım benim gibi plan dışı gelen yolculara alışmış, zaman içinde misafirperver bir ülke konumuna gelmişti. Yıllar geçtikçe planladığı gibi İtalya'ya inmiş olsaydım eğer, hayatın neye benzeyeceğini merak eder oldum. Daha mı kolay olacaktı hayat? Bu kadar ödüllendirici olabilecek miydi? Bugün içselleştirmiş olduğum bazı önemli dersleri alabilecek miydim? Bu yolculuğun çok daha büyük bir gayret gerektirdiği kesin. Zaman zaman ayaklarımı yere vurup düş kırıklığı içinde ağladığım ve isyan ettiğim günler olmadı değil. Ve evet, Hollanda İtalya'ya göre çok daha yavaş tempolu ve daha gösterişsiz bir ülke. Ama bu bile beklenmedik bir hediye oldu bana. Hollanda'nın laleleri, yel değirmenleri, Rembrandtları ile olağanüstü güzelliğin değerini anlayınca bazı yönlerden yavaşlamayı ve daha yakından bakmayı öğrendim. Hollanda'yı sevdim ve ona evim dedim. Bir dünya gezginine dönüştüm ve nereye indiğinizin hiçbir şeyi değiştiremediğini keşfettim. Daha da önemlisi yolculuğunuza kendi katacağınız anlam. Hollanda'nın ya da bir başka ülkenin size sunacağı çok özel ve çok güzel şeyleri nasıl göreceğiniz ve bunlardan ne kadar zevk alabileceğiniz. Meseleyi anlamışsınızdır. Sağlıklı bir çocuk sahibi olmayı bekleyen bir insanın özel durumu olan bir çocuk sahibi olması değişen hayatını anlatıyor.
Aslında aklında hep İtalya var ama Hollanda yeniyor. Kavga etmek, isyan etmek, kabullenmemek yerine değiştiremeyeceği o duruma sahip çıktığında ve üzerine düşüp elinden geleni yaptığında, bir anlam kattığında Hollanda'nın da çok güzel olabileceğini görüyor. Ki oldukça çok zor bir şey bu. Bunu kabullenebilmek, adapte olabilmek, güzelliklerini fark edebilmek çok büyük bir sabır imtihanı esasında ama mümkün. Kendi hayatımıza bakalım. Beklentilerimiz gerçek olmamış olabilir. Ama hayatı yaşamanın tek bir yolu yok. Bu dönemin en büyük sıkıntısı popüler kültürün bize hayatı yaşamayı tek bir yol olarak göstermesi. Genç insan şöyle yaşar, böyle giyinir, şunu dinler, buraya gider, burada takılır. Tek bir resim sunuluyor bize ve biz o resme giremediğimiz zaman kendimizi suçluyoruz, ailemizi suçluyoruz, çevremizi suçluyoruz, ülkemizi suçluyoruz, zamanımızı suçluyoruz, bir sürü şeyi suçluyoruz. Ama o resme mahkum değiliz biz. O resme mecbur değiliz. Başka resimler de biz oluşturabiliriz. Kendi resmimizi oluşturabiliriz. O yüzden İtalya'ya mahkum olmadığımızı bir defa bilmemiz gerekiyor. Zihnimizde ne kadar kalıp varsa bu dönem benim yaşamam gerekenler diye düşündüğüm o kalıpları tekrar gözden geçirmemde fayda var. Gerçekten böyle mi acaba? Başka bir şey olabilir mi acaba? Başka bir hayat tarzı, bana daha uygun, benim daha seveceğim, benim daha içimesinden, benim inşa edeceğim bir yaşam olabilir mi? Bunu bir düşünmemiz lazım. Ve bunu yapmak için de çok vaktimiz yok. İsmet Özel diyor ki önce yap sonra açıklarsın diyor. Ne demek? Bir an önce harekete geçelim. Bir şeyler yapalım kendimizi inşa etmek için. Adım atalım, düşünmeyelim. Yapalım. Ne yapmak istiyorum? Şunu tecrübe etmek istiyorum. Benim için faydalı olacağına inanıyorum. Her şeyi tecrübe etmek anlamsız. Ateşin yaktığını biliyoruz. Bir daha elimizi sokmamıza gerek yok. Ama yapmamızın faydalı olacağını düşündüğümüz bir şey varsa ertelemeyelim. Zaman bu zamandır, an bu andır, dem bu demdir. Pandemi döneminde öğretmenlerle bir çalışma yaptım. Dediler ki, yıllardan beri ertelediğimiz hobilerimiz vardı. Bir vakit bulsak da yapsak diyorduk. Bu dönem fırsatımız oldu. Baktık ki çok sevmiyoruz esasında. Boş yere ben ah etmişim, ben bunu niye yapamıyorum diye. Yıllar boyu boşuna ah etmeyin. Şimdi bugün deneyin. Fırsatınız var, sağlığınız var, İstanbul'dasınız, imkanınız var. Yapın ne yapabiliyorsanız. Kendinize dönenin nasıl bir yatırım yapabiliyorsanız yapın. Bakın, deneyin, araştırın. Önce yapın, sonra açıklarsınız. Mükemmel olma peşinde, olağanüstü olma peşinde, en güzeli, en iyisi, en mükemmeli olma peşinde olmayın. Bir deney var. İki gruba, aynı düzeyde iki gruba vazife veriliyor. Bir gruba deniyor ki 30 gününüz var, çok güzel bir çömlek yapacaksınız. İkinci gruba deniyor ki 30 gününüz var, 30 çömlek yapın. Çok güzel olmak zorunda değil, her gün bir çömlek yapın. 30 gün boyunca bir çömlek ve mükemmel çömlek yapmak zorunda olanlar kasılıyorlar, bunalıyorlar, daralıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, çok da bir şeye benzemiyor. 30 tane çömlek yapanların içinde bozuklar oluyor, çatlaklar oluyor, kötüler oluyor ama içlerinde 3-5 tane çok iyi, ötekilerden çok daha iyi olan oluyor. O yüzden bu dönem sizinle alakalı mutlaka, bizim hepimizle alakalı mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. Bir şey yapalım, bir şey üretelim. Bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi gençlere bir türlü üretme imkanının verilmemesi. Hep alın, hep alın, alın, bilgiyi alın, sınavı alın, dersi alın, onu alın, bunu alın. Tamam da bu insanın bu kadar bilgisi, tecrübesi, bakışı, enerjisi var, vizyonu var, misyonu var, bir sürü şeyi var. Bu da bir şey versin, müsaade edin versin yani bir şey üretsin. Eliyle bir şey üretsin, zihniyle bir şey üretsin, bedeniyle bir şey üretsin, vicdanıyla, kalbiyle bir şey üretsin, üretsin. O yüzden bir şeyler yapın arkadaşlar, sonra açıklarsınız. Ama yapın, ne kadar yaparsanız o kadar iyi. Bir tane mükemmel çömlek yapacağınıza 30 tane sıradan çömlek yapın, 3-5 tanesi mükemmel olacak. O mükemmelden daha iyi olacak, emin olun. Bütün bunların ardından yeniden merhabayı ben bugün söylüyorum. Ama bundan 60-70 yıl önce, 1958 yılında merhum Fethi Gemuhluoğlu Arapgir postasında söylemiş. Yeniden merhaba diye bir yazı yazmış. O yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Bana çok tesir eden bir yazıdır. Bir kısmını. Diyor ki,
Bir merhaba sunulsa da gurbet vuslata, kahır lütfa, çaresizlik çareye, kimsesizlik vahdete dönse, sırlansa, nurlansa, Allahlı olsa, İptilalara şahat ve şaduman olsa, kahırlara omuz silkip şükürlü olsa, gülmenin ve ağlamanın hudutlarının dışına çıksa, hasılı merhaba olsa, sıcak, sımsıcak bir merhaba olsa, içimizi sarsa, yorgunluğumuzu alsa, bizi yusa yıkasa, ağrı ve pak kılsa, sonra her şeye yeniden başlayabilsek, çocuklara, aşka, duaya, niyaza, teslimiyete, küfre, sabra, şekvaya, imana. Merhabaların has sahiplerinden yahut tek sahibin has kullarından biri diyor ki, biz her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası? Bizim Yunus öyle diyor, merhaba diyor. Yerinde saymanın esirliğini salıyor, azat ediyor, nefis köleliğinin zünnarını kesiyor. Sonra yine merhaba diyorlar, bu defa kınamalara karşı diyorlar. Horlanıp itilmelere, azarlanıp kakılmalara karşı diyorlar. Merhaba ol cihetten tulu ediyor. Konya Namşehir'de, Kâbetül Uşşak'ta eşiğine yüz sürülesi, yüz defa tövbeni bozmuş olsan bile bize gel diyor. Bu Mevlana'nın merhabasıdır. Merhaba kapısını ardına kadar aralıyor, kapısız ediyor. Cemal kapılarını, nur kapılarını, bereket kapılarını, ihsan ve af kapılarını açıyor. Sonra Dem-i Mısri'ye geliyor, ol cihete dönülüyor. Bu niyaziden de Mevla görünür diyor. Merhaba da yanıyor, merhaba da tabahhur ediyor, merhaba ile bir oluyor, hem vücud oluyor, hem zeban oluyor, hem gönül oluyor. Sonra yine muhtelif yönlerden tecelliler oluyor, gelenler geliyor. Daha sonraları bir garip Adem geliyor, seyrangaha çıkmıştır. Adına Seyrani diyorlar. Kelp iken kelp yavrusundan geçmiyor diyor. Merhabanın sahibi de geçmez diyor. Bizden demiyor ayrılık gayrılık olmasın için. Ben sen tefriki kalksın ara yerden diye. Kelp iken kelp yavrusundan geçmiyor, hak seyranisinden geçer mi bilmem diyor. Sonra yine yol yol merhabalar deniyor. Ezelden denen merhaba ebede taşınıyor. Yolculuk budur, yol budur, erken budur, kutsal emanet merhabadır. Sözü düğümleyip biz dahi diyelim ki, gamlanma gönül gamlanma, merhaba insanadır. Merhaba sahibinin kendisine merhabasıdır. O yüzden bu merhabayı çeşitlendirelim istiyorum ve ilk başta kendimize bir merhaba diyelim istiyorum. Üzerinde duracağım ama bu yazı benim çok önemsediğim yazılardan bir tanesidir. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu noktada merhabayı bir önemseyelim istiyorum. Merhaba tanışmak demek. Yunus diyor ya gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu dünyaya bir hayret nazarıyla bakalım. Şu alışmışlıktan kurtulalım. Alışmış bir halimiz var ya, hiçbir şeye şaşırmamış halimiz. Einstein diyor, hayatı yaşamanın iki yolu vardır. Bir, her şeye şaşırmak, iki, hiçbir şeye şaşırmamak. Hangisini yaşayacağız? Hiçbir şeye şaşırmayacak mıyız? Hiçbir şeye hayret etmeyecek miyiz? Her şey sıradan mı gelecek? Alışıldık mı gelecek? Basit mi gelecek? Halbuki baktığımızda parmağımız bile olağanüstü bir şey. Yapay kol yapıyorlar, bir de insanın kendi koluna bakıyorlar. Yapay kolun hareket kabiliyeti, günlük hayatımızda yapabildiğimiz binlerce hareketten 10 tanesi, 15 tanesi. O kadar kablo mablo falan filan geçiyor ama 10-15 hareketi ancak yapabiliyor. Şu kolumuz yüzlerce, binlerce hareket ediyor. Farklı farklı dönüyor, her şeyi yapıyor. Şaşıracaksak şaşıralım yani. Kolumuza şaşıralım, elimize şaşıralım, gözümüze şaşıralım, kulağımıza şaşıralım. Şaşıracak o kadar çok şey var ki. Ama bunun için şu alışılmışlıktan, basit görmekten, aşina olduğumuz düşünmekten, hayreti kaybetmekten bir uzak durmamız lazım. Merhaba demek, fark etmek demek. Muhyiddin Şekir diyor ki, bize en çok lazım olandan en az lazım olandan en çok yüklenmişiz diyor. Zihnimize, kalbimize doldurduklarımız bize ne kadar lazım? Bize en çok lazım olandan bizde ne kadar var? Bize hiç lazım olmayacaklardan bizde ne kadar var? Tanıdığımız insanların listesini çıkarsak, ismini bildiğimiz insanların listesini çıkarsak, kaç tanesi esasında hayatımızda önemli insanlar? Emek verdiğimiz, vakit geçirdiğimiz, takip ettiğimiz, önemsediğimiz insanların listesini çıkarsak, kaç tanesi bize lazım? Duyduğumuz, öğrendiğimiz, aklımızda, kalbimizde taşıdığımız bilgilerin, belgelerin, şarkıların, sözlerin listesini çıkarsak, kaç tanesi hakikaten bize lazım? İşimize yarayacak, bizim hayatımızda bir şeye değecek. Bize en lazım olandan en az lazım olandan en çoğu taşıyoruz bu dönem ve bu bizi çok yoruyor, yoracak, yorar. Merhaba demek, inşa etmek demektir.
Şaşırmamız gereken şeylerden bir tanesi daha. İnsan beyninde 86 milyar nöron var. Olağanüstü bir şey. Ama bu 86 milyar nöron bağlantı kurulmadığı sürece aralarında, yani öğrenmediğiniz sürece, davranışa dönüştürmediğiniz sürece, tekrarlamadığınız sürece hiçbir işe yaramıyor. 86 milyar tuğla gibi düşünün. Depoda duruyor. Ne işe yarar 86 milyar tuğla? Hiçbir işe yaramaz. Ama inşa etmeye başladığınızda ne büyük eserler inşa edebilirsiniz. Ne gerekiyor? Onları birleştirmeniz, bağdaştırmanız gerekiyor. Bir planlamanız, bir şey inşa etmeniz gerekiyor. Ne inşa ediyoruz şurada? Ne fikirler, ne hayaller, ne ümitler var? Ne bilgiler birbiriyle birleşiyor, ne ortaya çıkıyor, ne oluşuyor? Yoksa öyle duruyor, biz hayatın pasif bir alıcısı olarak öyle olanlara bakıyoruz, seyrediyoruz, sürükleniyor muyuz? Çok büyük bir potansiyele sahibiz. 86 milyar nörondan bahsediyor. Bu 86 milyar nöronun birleştiğini, bir eser vücuda getirdiğini düşünsenize. Bir de tam tersini düşünün. Hiçbir işe yaramadan bomboş oturuyorlar. Ne büyük kayıp, ne büyük israf, ne büyük ziyan, değil mi? O yüzden bugün merhaba dememiz 2022 yılının başında, kendimize, kainata, dünyaya, insanlara baştan başa merhaba dememiz, hayret gözlüğümüzü takarak yeniden keşfetmeye, anlamaya, anlamlandırmaya çalışmamız demek, bu 86 milyar nöronu depodan çıkartıp bir şey inşa etmeye başlamamız demek. Fark etmemiz, anlamamız, inşa etmemiz anlamına geliyor. O yüzden merhaba diyeceğiz, bir parçası inşa etmek olacak. Bu noktada işte bir, yaşamaya, yaşamaktan mutlu olmaya merhaba dememiz lazım. Nazım Hikmet'in şiirini bilirsiniz. Diyor ki, fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme rağmen ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı, dünya inanılmayacak kadar büyüktür benim için. Dünyayı dolaşmak, görmediğim balıkları, yemişleri, yıldızları görmek isterdim. Halbuki ben yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu. Mavi pulu Asya'da damgalanmış, bir tek mektup bile almadım. Buna rağmen fevkalade memnunum dünyaya geldiğime diyor. Bir soralım kendimize, fevkalade memnun muyuz dünyaya geldiğimize? Değilsek niye değiliz? Ne mani oluyor bu kadar memnun olmamamıza? Ne bizden çalıyor mutluluğumuzdan, heyecanımızdan, neşemizden çalan ne? Neşvemizden, sevincimizden çalan ne acaba? Gerek var mı hakikaten bunu kaybetmemize? Cep telefonumuzu koruyoruz değil mi? Kalktığımızda bakıyoruz cep telefonu düşmesin. Kırılınca çok kötü. Düşmesin, çizilmesin. Unutmayalım bir yerde. Neşvemiz daha mı kıymetsiz? Sevincimiz daha mı kıymetsiz? Yaşam enerjimiz daha mı kıymetsiz? Onu korumayalım mı, kollamayalım mı, sarıp sarmalamayalım mı? Dikkat etmeyelim mi? Önemsemeyelim mi? Şu noktaya gelelim ya. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime diyebilirim, diyebiliriz. Her şey müsait. Bize kalıyor iş. Kendimize merhaba diyelim. Fethi Gemuloğlu nasıl bitirdi? Merhaba sahibinin kendine merhabasıdır dedi. Bir merhaba diyelim, nasılsın diyelim, ne yapıyorsun diyelim, nasıl gidiyor diyelim, memnun musun diyelim, ne istersin benden diyelim, ne yapayım senin için diyelim, bir durgunsun bu sıralar ne oluyor diyelim, ne yapmak istersin diyelim, senin için yapabileceğim bir şey var mı diyelim, durumlar ne, olaylar ne diyelim, bir duralım, bir durulalım, bir kendimize merhaba diyelim, bir tanışalım, bir alıcı gözle bakalım ne var ne yok, bakalım yani. Var bir sürü şey var, bir görelim. Kendimize çok çifte standartla bakıyoruz. Acımasızlık anlamında kendimize çok acımasız, başkasına gösterdiğimiz anlayışı göstermiyoruz, merhameti göstermiyoruz, hoşgörüyü göstermiyoruz, kaba davranıyoruz kendimize, hoş bakmıyoruz. Başarı anlamında da kendi başarılarımızı çok çok küçümsüyoruz, çok çok önemsizleştiriyoruz. Kendi değerimizi takdir etmiyoruz. Bu tabii ki kendini beğenmişlik değil ama kendine zulmetmemek, kendine haksızlık etmemek, kendine ezmemek, eziyet etmemek. İnsanın kendine de zulmetmemesi lazım değil mi? Başkasına nasıl kötü davranmaması gerekiyor, kaba davranmaması gerekiyor. Kendine de kaba davranmaması gerekiyor. O yüzden kendimize de bir merhaba diyelim. Ve soralım bizden razı mıymış bakalım. Alışkanlıklarımızdan, davranışlarımızdan, ilişkilerimizden, yattığımızdan, kalktığımızdan mutlu muymuş, böyle mi istiyormuş bir soralım. İnsanlara da merhaba diyelim. Alvarlı Efe Hazretleri'nin
Çok güzel bir şiiri var. Çok da güzel bunu şarkı yaptılar. Burada yine o da söylenmiştir tahmin ediyorum. Hazer kıl, kırma kalbin, kimse canın incitme diyor. Esir gurbeti nalan olan insanı incitme. İnsan dediğimiz şey bu dünyaya sürgüne gelmiş. Rahmet olsun Sezai Karakoç'a, uzatma dünya sürgünüm benim diyor ya, dünyada sürgündeyiz biz. Türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Türlü açmazlar karşımıza çıkıyor. O yüzden insan bu dünyaya gelmiş olmakla beraber zaten kırıktır, kırgındır. Gitmeyelim üzerine. Eksiklidir, hatalıdır, kusurludur. Görmeyelim hatasını, kusurunu, eksiğini. Mümkün olduğu kadar kalbimizi geniş tutmaya çalışalım. Kolay insan silmeyelim, nefret koymayalım. Nelson Mandela'nın biliyorsunuz çok uzun bir hapishane dönemi ve çok büyük yaşadığı işkenceler var. Diyor ki, çıktığımda diyor, hapishanenin kapısında bir şeye karar vermek zorundaydım. Affedecek miyim, etmeyecek miyim? Affetmesem kendimin taşıyacağı büyük büyük yükleyecektim sırtıma diyor. Affettim ve o yükü orada bıraktım diyor. Ben taşıyacaktım, ben çekecektim bunu diyor. İnsanların hatasını gördüğünüzde, kusurunu gördüğünüzde, eksiğini gördüğünüzde mutlu olmayacaksınız. Daha iyi hissetmeyeceksiniz, daha çok sevmeyeceksiniz kendinizi ve dünyayı. Bilakis tam tersi olacak. O yüzden insan dediğimiz şey başlı başına kusur olabilir. Hoş görmeye çalışmak lazım. Kötü niyet olmadığı sürece, kötü niyetli insanları uzağınıza tutun. Size zarar vermediği sürece kendinizi korumaya alın zarar verenlere karşı. Ama kusuru eksiği oldu, yanlış oldu, affedin, hoş görün, idare edin. Hayat idare üzerine kurulu. Ve kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Devletliyim deyü fakire gülme, gülüp denlü denlü kem nazar kılma, ölüm vardır yahu sen gafil olma, er yarın hak divanına belli olur diyor Yunus Emre. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanoğlu her ne kadar kusuru da olsa, eksiği de olsa, hatası da olsa bir yandan çok büyük güzelliklere sahip, çok büyük inceliklere sahip, çok büyük olağanüstü özelliklere sahip. Onları da görelim. Onlara da haksızlık yapmayalım. Modern dünyanın bize verdiği en büyük zararlardan bir tanesi bizi insandan uzaklaştırması. Sevmiyoruz birbirimizi. Güvenmiyoruz birbirimize, inanmıyoruz birbirimize. O yüzden insanlar diyorlar ki, insanlara güvenmek yerine hayvanları daha çok seviyorum. İnsanlar ölsün, hayvanlar ölsün. Böyle söyleyen insanlar var yani. Tamam hayvanları sevelim ama insanı da sevelim ya. Bu da bir candır. Bu da nefes alıp veriyor. Bu da bir ciğer taşıyor yani. İnsan sevgisini içimizden alıyorlar, bizi birbirimize düşürüyorlar. O yüzden insanlara da, özellikle güzel insanlara da yeniden merhaba diyelim. Dünyaya da merhaba diyelim. Yaşadığımız bir mekan var. Bu mekanı görüyoruz, duyuyoruz, bize iyi geliyor. Bakın kış oluyor, hava kararıyor, insan kötü hissediyor. Etkiliyor demek ki havalar bizi. Işık bizi etkiliyor, bahar geliyor, daha bir iyi hissediyoruz. Etkiliyor bizi, bir çiçek görüyoruz, içimiz açılıyor. Bir kuş duyuyoruz, içimiz açılıyor. Etkiliyor içinde yaşadığımız mekan. O yüzden Cahit Sıtkı Tarancı'nın güzel bir şiiri var. Diyor ki, bugün hava güzel, bugün içim içime sığmıyor. Ne olmuş, piyango mu çıkmış? Yok. Annemden mektup aldım, memlekette gibiyim. Başka? Allah'a çok şükür karnım tok. Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır. Başka? Kuşlar kaçmıyor benden. Bir güvercin kanadında okşuyorum göklerin maviliğini. Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime ağaçların yeşilliği. Bulutların ipek gölgesi çocukların yüzünde hışırdıyor. Çember çeviriyorum çocuklarla beraber. Elime çember almadan. Düşüncelerimi nura gark eden güneşe sor. Bu Nisan rüzgarı da şehadet eder. Bütün insanları kardeş biliyorum. Cümlenin sağlığına duacıyım. Şayet ölürsem helalleşmeye vakit kalmadan hatırdan çıkarmayın beni. Dünyaya benden selam olsun her nefes alıp verişiniz. Hangisini yapamayız? Hangisi bizde yok? Hangisinden yana eksiğimiz var? Adam diyor ki bugün hava güzel, içim içime sığmıyor diyor. Ne? Annesinden mektup almış. Hava güzelmiş, serçe duymuş, gökyüzüne bakmış, çocukları görmüş oynayan. Yetmiş, yeter. Ama bir görelim, bir fark edelim. Psikolojik dayanıklılıkla alakalı yapılan çalışmalarda diyor ki, çok büyük bir çalışma. Dünyanın farklı farklı ülkelerinde, kültürlerinde insanlarla eğitim seviyeleri, maddi seviyeleri her şey karşılaştırılmış. Ve psikolojik anlamda güçlü olanlar çok eğitimli, çok zengin, çok imkanlı, çok güçlü insanlar değiller. Birkaç tane özellik var. Bu özelliklerinden bir tanesini biliyor musunuz? Diyor ki doğadaki değişimi fark eden insanlar psikolojik olarak daha güçlü oluyorlar diyor. Doğayı fark ediyor. Havayı fark ediyor, göğü fark ediyor, gökyüzünü fark ediyor, yeryüzünü, toprağı fark ediyor, ağacı fark, kuşu fark ediyor. Bu insanlar daha güçlü. Biz de olabiliriz, biz de fark edelim. O yüzden dünyaya da bir merhaba diyelim.
Kainata merhaba diyelim. Dünyanın da içinde bulunduğu bir mekan var, güneş var, ay var. Galaksiler var, nebulozlar var. Feruzade diyor ki, yeniden merhaba diyeceğim güneşe, gövdemde akan nehirlere, bulutlar gibi uzayıp giden düşünceme, benimle birlikte kuru mevsimlerden geçen bahçemdeki ağaçların hüzünlü büyümesine, gecenin kokusunu hediye eden kargalara diyebiliriz, diyelim. Aya, güneşe, kainata, her şeye bir merhaba diyelim. O merhaba yankılanır, bize döner, döner. Konuşmaya merhaba diyelim, söz kıymetli. Konuşmaya merhaba diyelim, konuşurken biraz daha dikkatli konuşalım, kelimelerimiz nasıl seçtiğimize dikkat edelim, içerikte ne var bir bakalım. Etimoloji diye bir hesap var, çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, dünyayı değiştirmek istiyorsan davranışlarını değiştir, dünyanı değiştirmek istiyorsan kelimelerini değiştir. Daha önce burada bahsetmiştimdir, çok meşhur bir araştırma var, rahibelerin günlükleri üzerinde yapılıyor. Aynı yerde kalmış, aynı şartlarda yaşamış, aynı işi yapan rahibeler öldükten sonra günlüklerine bakıyorlar. Güzel kelimeler, olumlu kelimeler, pozitif kelimeler kullanan rahibeler daha mutlu, daha huzurlu, daha uzun, daha hastalıksız, daha problemsiz yaşamışlar. Ama günden çıkardığı, ifadesine döktüğü kelimeler negatif olunca, olumsuz olunca, karamsar olunca, kötümser olunca bakıyorsunuz onların hayatında hastalık oluyor, problem oluyor, sıkıntı oluyor, dert oluyor, kurtulamıyorlar yani. Büyük bir araştırma bu, bilimsel araştırma yani. O yüzden kelimelere de merhaba, konuşmaya da merhaba dememiz lazım. Kelimeler önemli. Kelime yara demekmiş, oradan öğrendim ben de. Sözünüzle hem kendinizin hem başkasının hayatında yara da açabilirsiniz, yara da kapatabilirsiniz. Hangisini istiyorsunuz? O yüzden konuşmaya da bir merhaba diyelim. Hatta susmaya da bir merhaba diyelim. Çok güzel bir şey okudum. Diyor ki, gerçekten sessiz biri misinizdir diyor. Gülümsüyor karşısındaki. Diyor ki, kimin dinlediğine bağlı. Anlamayan biri dinliyorsa sessizim, konuşmuyorum. Anlayacak biri varsa, ruhumda bir titreşim oluşturacak insan varsa, hiç de öyle sessiz bir insan değilim. Konuşacak çok kelimem var. Ama İsraf etmiyorum anlamayana, ziyan etmiyorum duymayana diyor. O yüzden susmaya da merhaba diyelim. Gerektiğinde anlamayacak biri varsa susalım, konuşmayalım. Lazım değil onun dinlemesi, duyması. Anladıklarımıza merhaba diyelim. Bu yaşa erdirdin, almadın canımı diyor ya İsmet Özel. Onun kankası, eski kankası Atal Behremoğlu da diyor ki, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diyor. Ne öğrendik bu yaşımızda buraya gelene kadar? Öğrendiklerimiz ne kadar doğru hakikaten? Biz mi öğrendik, tecrübe mi öğrettik, yoksa popüler kültür bize dayattı mı? Hangisi? Hayata dair ne çıkardık, neler biriktirdik? Neyi aktarmak isteriz? İnsanlığa söyleyecek bir şeylerimiz olsa, çocuklarımıza, yavrularımıza, torunlarımıza bırakacak bir sözümüz olsa ne bırakmak isteriz? Neyi illa ısrarla illaki duysunlar, bilsinler, öğrenmiş olsunlar? Bu çok önemli. O yüzden bu anladıklarımıza da merhaba diyelim. Bu hayatta yaşıyor olmaktan ne anladık? Bir bakalım, bir çıkartalım, bir özetleyelim, bir yazalım, bir ortaya koyalım. Anlamadıklarımıza da merhaba diyelim. Bakın Mehmet Aycı'nın güzel bir şiiri var. Geçen aylarda yayınlandı. Diyor ki, üzülünce iyileşen yaralar vardır. Sonra anlarsın bunu, şimdilik büyü. Bir elmaya sorulur mu niye elma olduğu, bir kuşa niye konduğu incir dalına. Hayata sorduğum bince soru, misafire kahve kuzu yakına, sonra anlarsın, şimdilik büyü. Ne çok bileşeni var kimliğimizin. Çılgınlıklar, sevinçler, yarım hayaller, acılar, aymazlıklar ve başka şeyler. Bir araya geliyor işte mucize, sonra anlarsın, şimdilik büyü. Dedim ya, önce yap sonra açıklarsın diye. Bazı şeyleri de hemen her şeyi süper detaylı bir şekilde anlayamayabiliriz. Hakikaten bazı şeyleri akıl bilmiyor, tecrübe biliyor. Zaman gerekiyor görmemizi, anlamamız için. Kendimizi yormayalım, kendimizi kötü hissetmeyelim, kendimizi eksik görmeyelim. Olacak, anlayacağız. Şimdi değilse sonra ama olacak. Acele etmeyelim bir şeyleri çözmek için. Zamanı var. Çözemediğimiz şeyler kalbimiz sıkıştırmasın. Yeter ki çözme yolunda olalım, aramaya devam edelim. Mükemmel olmamaya merhaba. Bu çok önemli bir şey, seyrettirmek istiyorum size. Belki görmüşsünüzdür. Hikaye uzun, filmde çocuk çok önemsediği bir yumurta var. Bakın cebinde eliyle korumaya, tutmaya çalışıyor. Uzun zamandan beri beklediği bir yumurta var.
her şeyi düzeltmeye kalkışmanın yok ettiği. Evet, her şeyi düzeltmeye kalkışmanın yok ettiği. Ne kadar açık değil mi? Her şeyi düzeltmeye kalkışmanın yok ettiği. Daha açığı var mı? Turgut Uyar'ın Terziler Geldi zannediyorum şiirin adı, İsmet Özel söylüyor. Her şeyi düzeltmeye kalkışmanın yok ettiği. Her şeyi düzeltmeye kalkışmayalım. Her şey düzelmeyecek çünkü. Adamın 3 tane tel saçı varmış. Berbere gitmiş. Berber sağa doğru taramaya çalışırken bir tel kopmuş. Olmadı demiş, sola doğru taramak istemiş. Bir tel daha gitmiş. Adam demiş ki bırak dağınık kalsın demiş. Bazı şeyler bırakın dağınık kalsın. Her şeyi düzeltmeye çalışmayalım, düzelmeyecek. Düzeltebildiğimizi düzeltelim, yapabildiğimizi yapalım. Büyük büyük laflar, büyük büyük sorular, büyük büyük meseleler peşinde koşarken yapamayacağımız, tesirimiz olmayan, gücümüzün yetmediği büyük meseleleri düzeltmeye çalışırken çok ciddi olarak düzeltebileceğimiz ve düzeltmemiz için ihtiyaç olan insanların gözümüze baktığı küçük adımları atamıyoruz. Niye dikkat burada? Halbuki şurada yapabileceğimiz çok 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 güzel şeyler var. Bunları yapalım, dikkatimizi kaybetmeyelim ama yapalım bir şeyler, boşta durmayalım. Mükemmel olmasına gerek yok. Yapalım bir şey. Beklemeye merhaba. İşte bazı şeyleri düzeltemeyiz ya, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Demeni için bu böyle, yerindedir o öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel iyiler. Her şeyin bir zamanı var. Çiftçi gibi olmak lazım. Çiftçiler tohumu ekip böyle başında beklemezler. Hadi büyü, hadi, hadi büyü, hadi, hadi yapmazlar yani. Zamanı vardır onun. Dönemi vardır, ritmi vardır. O ritmi bekleyebilmek lazım, o sabrı gösterebilmek lazım. Hayat da böyle. Tohumlar ekeceğiz hayatımızda hep. Ama bugün görmeyeceğiz meyvelerini, bugün yemeyeceğiz meyvelerini. Zamanı var onun, sabredelim, bekleyelim. Beklemeye de merhaba diyelim. Sakin kalabilmeye de merhaba diyelim. Yoksa bir şeyleri düzelteceğiz derken her şeyi berbat edebiliriz, her şeyi yıkabiliriz. Demin ki filmde gördüğümüz gibi. Kazandıklarımıza merhaba. Bir sürü kazancımız var. Bunları bir fark edelim. Ne biliyoruz? Hangi yeteneklerimiz var? Hangi bilgilerimiz var? Karakterimizde hangi güzelliklerimiz var? Hangi özelliklerimiz var? Bunları ne kadar koruyalım? Nasıl koruyalım? Güzel bir sözü var. Diyor ki yaşamda iki trajedi vardır. Biri yürekten arzulanan bir isteğin gerçekleşmemesidir. Öteki de gerçekleşmesidir. Her şey tersine dönebilir. Bugün İyi gördüğümüz şey yarın kötülüğümüz olabilir. Avantaj olan şey dezavantaj olabilir. O yüzden kazancımızı bir kontrol edelim ve sevdiğimiz, beğendiğimiz, korumak, kollamak istediklerimizi korumaya çalışalım. Çantada keklik nimet yok. Her şey kıymeti bilinmediğinde gider. Sağlık da gider, zeka da gider, yetenek de gider, imkan da gider, çevre de gider. Koruyacağız, kollayacağız. Yoksa başımıza gelen en kötü şey sağlığımız, imkanımız, gücümüz olabilir. Geçenlerde ismini vermeyeyim bir röportaj gördüm. Meşhur birisi diyor ki, benim en büyük dezavantajım çocukluğumda babamın çok zengin olması diyor. Çünkü diyor hiçbir şey için mücadele edesim gelmiyor ki diyor. Çocukluktan beri öyle almışım, her şey var zaten yani. Tırmalamama, gayret etmeme, mücadele etmeme gerek yok diyor. Bir azmim yok diyor, kaybetmişim onu, oluşmamış bende hiç diyor. Yoksa ben çok daha iyi bir yerlere gelebilirdim. Geldiğim nokta o yüzden bugün burası diyor. Dezavantaja dönüşebilir. Dönüşebilir nasıl tuttuğumuza bağlı. O yüzden kazançlarımıza bir bakalım. Ne kazandık? Ne durumda? O kazançlar bizim için iyi mi kötü mü? Bir bakalım. Kıymetini bilmeye, korumaya, kollamaya çalışalım. Ama bir fark edelim. Şunu ama çok açık, net bir şekilde ne olur tekrar 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 düşünelim. Çok kazancımız var. Ama sahip çıkmazsak gidecek. Kaybettiklerimize de merhaba. Merhaba, yeniden merhabayı ben iki kişiden duydum. Bir tanesi Fethi Gemuhluoğlu 1958'de yazdığı yazı, bir tanesi Michael White 1998'de yazdığı bir yazı. Yeniden merhaba diyor. O da Michael White'ın dediği de kaybettiklerimize merhaba. Kaybettiğimiz insanlar olabilir. Kaybettiğimiz imkanlar olabilir. Kaybettiğimiz beceriler olabilir. Ama bu onlara ilelebet veda edeceğiz demek değildir.
Her veda bir merhabayı da yanında taşır esasında. O insanlardan bize ne kaldıysa onları yaşatarak o insanı yaşatabiliriz. O imkanlardan bize ne öğrettiyse o imkanlar onları yaşatarak, o öğrenmişliklerimizi yaşatarak onu da yaşatabiliriz. O imkanlarla yeniden buluşabilir, kavuşabiliriz. O yüzden kaybettik diye, sonuna geldik diye düşünmeyelim. Her veda bir merhaba potansiyeli taşır. Kaybettiğimiz insanlarla da alakalıdır bu. Kaybettiğimiz imkanlarla da alakalı. Yeter ki o kaybettiğimizi bir tanıyalım, bilelim ve nasıl devam ettirmek istiyoruz. Bize ne katmış onu bir fark edelim. Her ilişki, her yaşantı, her tecrübe bizde bir şeyleri değiştiriyor. Neyi değiştirmiş? O insan bizde ne değiştirmiş? Dedemiz, babamız, amcamız, hocamız, sevdiğimiz çok önemli bir insan, ablamız. Hayatımıza girmiş, hayatımızda var olmuş. Sonra bir şekilde yollarımız ayrılmış ya da kaybetmişiz, bir dostumuz. Ama bize bir şeyler katmış. Onu nasıl yaşatmak istiyoruz? Nasıl anmak istiyoruz? Nasıl onore etmek istiyoruz? Nasıl devam ettirmek istiyoruz? Bir bakalım ve kaybetmeye de yeniden merhaba diyelim. Kaybetmek yeniden kazanmak olabilir. Özlemeye merhaba diyelim. Mevlana'nın bildiğiniz gibi Mesnevisi böyle başlar. Dinle bu neyi ki şikayeti vardır, ayrılıklardan hikayesi vardır. Kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan kadın erkek ağlayıverdi diye başlayan bir meşhur eser, Mesnevi. Özlemek güzel bir şey. Bir tane araştırma yapılmış. Çok meşhur bir Fransız lokantasından, böyle paranın güç yetirmekte çok zorlandığı, çok az insanın gidebildiği bir Fransız lokantasından 10 kişiye yemek çeki verilmiş. O 10 kişi oraya gitmeyi hayal edemeyecek insanlar. Çok pahalı bir lokanta. Ne zaman gideceksiniz demişler. Sizce ne zaman giderler? O akşam mı? Değil. Yarın akşam mı? Değil. Çoğunluğu bir hafta sonra demiş. Niye? Özlemek istiyor. Düşünmek istiyor. Oraya gideceğini düşünmesi gitmesinden daha kıymetli. Ona sahip olacağını düşünmesi, oraya geleceğini düşünmesi, arzulaması, istemesi, beklemesi oraya gitmekten daha kıymetli olabilir. O yüzden özlemek güzel bir şeydir. Özleyelim bir şeyleri. Bir şeylerin hayalini kuralım, bir şeylerin ümidini taşıyalım. Hayal bittiği an hayat biter. Ümidi kaybettikten sonra kaybedecek bir şeyiniz kalmaz. O yüzden özlemeye de merhaba diyelim, özleyelim. Yardımımızı özleyelim, önümüzdeki haftayı özleyelim, bir ay sonrayı özleyelim, baharı özleyelim, yazı özleyelim. Önümüzdeki senemizi özleyelim, 30 yaşımızı, 40 yaşımızı, 50 yaşımızı özleyelim. Ve o özleme göre kavuşmak için elimizden ne geliyorsa, nasıl kavuşmak istiyorsak, ne halde kavuşmak istiyorsak, ne gerekiyorsa yapalım. Ölmeye de merhaba, yaşamaya nasıl merhabaysa, ölmeye de merhaba. Yine İsmet Özel'den bir şey söyleyeyim, diyor ki ölüyoruz demek ki yaşanılacak. Ölüm harikulade bir motivasyondur güzel yaşamak için, doğru yaşamak için, iyi yaşamak için. Yeter ki doğru anlaşılsın. Ve insan güzel yaşadığında, iyi yaşadığında, doğru yaşadığında, Erik Erikson da buna benzer bir şey söylüyor ama Nurettin Topçu daha güzel söylüyor. Diyor ki, varlığının son huzmesi olan hayatı bile sırası geldiği anda al emanetin diyerek sahibine neşve içinde teslim etmesini bilen, ancak yaşamaya değer bir hayatın sahibi sayılır diyor. Erik Erikson da diyor ki hayatın son döneminde insan ya çok derin bir pişmanlık yaşar, çok büyük bir huzur yaşar. Neye bağlı? Öncesini nasıl yaşadığına bağlı. O yüzden ölmeye de merhaba diyeceğiz. Nasıl? Şu günümüzü, şu anımızı kıymetlendirerek, değerlendirerek, güzelleştirerek. Bitiriyorum yavaş yavaş. Vakitim doluyor. Little Miss Sunshine diye çok güzel bir film vardır. Bizim gençliğimizde vardı, siz seyrettiniz mi bilmiyorum. Filmde şöyle bir söz geçiyor. Diyor ki, asıl kaybeden, kazanamamaktan çok korktuğu için hiç denemeyendir diyor. Hiç denemeyendir. Bunu çok yapıyoruz. Dün bir tane genç arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki, başlarsam yarıda bırakacağımdan korktuğum için başlamıyorum dedi. Dedim ki başla, yarıda bırak. 3 gün yapsan 3 gün kar. 3 gün yapmış olursun. 3 gün yapmış olursan bir sonraki başladığında 4 gün yapabilirsin. Ama 3 gün yapmazsan bir sonraki başladığında 3 günden başlayacaksın. Niye bir şey koymadın yani, ölçü koymadın. Ama başla, yarıda bırak, sonra bir daha başlarsın.
Olmadı bir daha başlarsın. Olmadı bir daha başlarsın. Bu hep hayatın boyu yarıda bıraktın. Hiç problem değil. O başlamalarının kazancı yanında duruyor. 100 defa başladın, 100 defa 3 günde bıraktın, 300 gün süper. 300 gün yapmışsın demektir bu. O yüzden yaptığımız yanımıza kar. Başlamalarımız hep kazanç. Başlayalım. Olmuyorsa olmuyordur. Yarıda kalıyorsa yarıda kalıyordur. Yine istedik, yine başlayalım. Yine olmadı, bir daha başlayalım. Olmadı, bir daha başlayalım. Hiç problem değil. Başlamak problem değil, bırakmak problem. Yeniden başlamaktan korkmayın. O yüzden asıl olan, asıl kaybeden, yarıda bırakacağım diye, kaybedeceğim diye hiç yola girmeyendir, hiç başlamayandır. O yüzden denemeye de merhaba, deneyeceğiz bir şeyler. Olursa olur, olmazsa yaptığımız yanımıza kar. Kurtardık, günümüzü kurtardık. Bir gün yaptıysak bir günü kurtardık demektir. Aramaya da merhaba. Bazen insanın kafası karışır. Ne yola gidecek, ne öne gidecek, neye yatırım yapacak, neyi deneyecek, neyle uğraşacak, nasıl ilişkiler kuracak. Arayın ya, bulacaksınız. Aramayan bulamaz. Bakın Feridun Attar'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, gözlerin hep kör kalmayacak, sen kapıyı ara, illa bulacaksın diyor. İlla ışık girecek, illa açacaksın kapıyı diyor. Yeter ki ara, sen kapıyı aramaya devam et, hep kör kalmayacaksın, hep böyle olmayacak. Kafa hep karışık, durmayacak. Ama sen aramadıkça bulamayacaksın. Ama aradıkça illa bir noktaya geleceksin. O yüzden aramaya da merhaba, arayalım. Arayalım, soralım, peşine düşelim. Ben örnek alacak insan bulamıyorum, ara. Peşine gidecek arkadaş bulamıyorum, ara. Beni anlayacak insan bulamıyorum, ara. Benim yatırım yapacağım alan bulamıyorum. Ara, dene, bak, karıştır. İstanbul'dayız ya. İmkanın bitmediği yer. Orası olmazsa burası olur. Burası olmazsa şurası olur. İnternet var. Dünyanın öbür ucuna ulaş. Yeter ki ara. Yeter ki araya araya bulacağını bil. Aramaktan vazgeçme. Yolunu bulacaksın. Bulmaya da merhaba. Bulacağız. Bakın çok güzel Fatih Artvinli bir Gürcü atasözü var diyor. Diyor ki, 100 hastalık varsa 200 devası vardır diyor. Biz bir insan arıyorsak 2 insan var esasında bulabileceğimiz. Bir yetenek arıyorsak 2 yetenek var esasında bulabileceğimiz. Bir dost arıyorsak 2 dost var en az esasında bulabileceğimiz. Çok imkan çok. Her zaman problemden çok çözüm var. Dertten çok deva var. Hastalıktan çok şifa var. Mesele onları aramamız, mesele ümidimizi kaybetmememiz, mesele kendimizden vazgeçmememiz meselesi. Dikkate merhaba. Bu çok önemli bir şey. Belki bir gün bunun üzerine çok çok daha fazla dururuz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Bir tane fıkra anlatayım size. Kızım nefret ediyor bu fıkradan. Çünkü ne zaman birisi fıkra anlat dese bu fıkrayı anlatıyorum. Fıkra havuzumdaki tek fıkra. Bir adam doktora gitmiş. Doktor bey demiş, ben çok unutkanım demiş. Doktor demiş ki, ne zaman başladı demiş. Adam demiş ki, ne zaman başladı demiş. Kızım nefret ediyor bu fıkradan. Komik bulmuyor. Bence komik. Şimdi, bu kadar kısa süreli hafızaya sahip bir insan. Büyük problem. Ne derler buna? Balık hafızası derler değil mi? Ama. Büyük bir problem var karşımızda. Kanada'da yapılan bir araştırma. Üniversite öğrencilerinde araştırma yapılmış. Normalde akvaryum balıklarının hafızasının 9 saniye olduğu tespit edilmiş. Ama o üniversite öğrencilerinin dikkati ne kadarmış? 8 saniye. Korkunç değil mi? 8 saniyede dikkati dağılıyor. Oradaki Kanada'ya yapılan araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin. Başka bir grupta yapılmış. Yine üniversite öğrencileri 65 saniye çıkmış. 65 saniye dikkatini toparlayabiliyor, 65 saniyede bir dikkat dağılıyor. İş yerinde çalışan daha yaşlı gruba yapılmış, ne çıkmış? 3 dakika. 3 dakika dikkatini toplayabiliyor, 3 dakikada bir dikkat dağılıyor. Bu dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi, dikkatimizi yoğunlaştıramamamız. Yoğunlaştıramadığımız için derinlikli düşünemiyoruz, incelikli şeylere imkan bulamıyoruz. Her şeyi yüzeysel yaşıyoruz. Bilgi yüzeysel, İlgi yüzeysel, sevgi yüzeysel, şarkı yüzeysel, söz yüzeysel, okuma yüzeysel, her şey yüzeysel olarak gidiyor. Niye? Ötekisi dikkat yoğunlaştırma istiyor. Derinleşme istiyor. Onu kaybediyoruz. O yüzden bu dikkate de yeniden dikkat etmeye, yoğunlaşmaya, dikkatimizi korumaya, kollamaya, muhafaza etmeye
yeniden merhaba dememiz lazım. Bununla alakalı bir araştırma yaparken diyor ki, dikkatimiz çökmüyor, çalınıyor bizden diyor. Çalınıyor bizden, koruyun dikkatiniz diyor. İnsanoğlu, normal bir Amerikalı, insanoğlu demeyeyim, araştırma çünkü Amerika'da yapılmış. Normal bir Amerikalı günde 3000 reklam görüyormuş. 3000. Oraya bakıyorsunuz, dikkatinizi oraya çekiyor. Oradan buraya, buradan oraya, oradan oraya. Onu görmek istemiyorsunuz ama görüyorsunuz yani maalesef. Dikkatinizi bir şekilde alıyor. Veya oturuyorsunuz, oradan mesaj, buradan bildirim, şuradan mail, dikkat gidiyor. O yüzden dikkatimizi koruyup kollamamız lazım. Ne diyor Ahmet Hamdi Tanpınar? İnsan dikkatlidir, dikkati nispetinde büyüktür, kuvvetlidir. Çünkü dikkat bize eşyanın ve kendimizin kapılarını açar. Eşyalar ve insanlar hakkında, kendimiz hakkında bir şeyler anlamak istiyorsak dikkatimizi yoğunlaştırmak zorundayız. Dikkati kaybedersek bir sürü şeyi kaybedeceğiz. O yüzden dikkat meselesine dikkatinizi çekmek isterim. İnşallah koruyabilirsiniz dikkatinizi. Hemen çekip sonra kaybetmeyelim. Yeniden tanımaya, yeniden öğrenmeye merhaba. Geçen gün bir paylaşım gördüm. Bir arkadaşımız şöyle bir şey paylaşmış, çok dikkatimi çekti. Diyor ki, liseye başlayana kadar bütün notlarım 5'ti. Türkiye'nin en iyi fen liselerinden birinde okudum. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde kimya, işletme, sanat tarihi okudum. Yaptığım projeler hep en iyi oldu. En güzel planlama ve yönetimleri ben yaptım. Modern hayatın insana sunduğu, bir ailenin çocuğuyla övünebileceği pek çok şeyi başardım. Ama cahilim. Okumadım. Örneğin ne Rus edebiyatını ne İtalyan klasiklerini okudum. Yönetmen bilmem. Foucault'u yeni öğrendim. Ayasofya'ya yeni gittim. Balık tutmayı bilmem. Balık temizlemeyi bilmem. Yemek yapmayı bilirim ama bir sebze fidesi dikmişliğim yok. Baraka yapmayı bilmem. Tuğla örmeyi bilmem. Taş dizmeyi bilmem. Kerpiç karıştırmayı bilmem. Yılın hangi vakti buğday ekilir, hangi vakti hasat edilir bilmem. Dağlık yerde yere tuz döksen akrep gelirmiş. Bunu da bilmezdim. Ateş nasıl yakılır bilmem. Turşu nasıl kurulur onu da bilmem. Reçel sevmem ama reçel nasıl kaynatılır bilmem. Yoğurt, peynir nasıl yapılır? Ekmek fırınları sabah kaçta açar? O denizdeki algler nasıl diş macunu kutucuklarına sığar bilmem. Testi nasıl yapılır? Kaç gün kurutulur bilmem. Domates, patlıcan kurutmayı da bilmem. Ormana dalsam hangi mantar zehirlidir, hangisi yenir anlamam. Yıldızlara bakarak da, yosunlara bakarak da yönümü bulmayı bilmem. Güneş kreminin derideki radikalleri tutarak UV sonucu çıkan zararlı radikallerle eşleşmeyi önlediği için kanseri koruduğunu bilirim de hangi çiçeğin güneş sevdiğini bilmem. Çok zaman harcamışız çünkü. Değerli olduğunu düşündüğümüz şeylerle çok zaman harcamışız. Öğrenmemişiz, öğrenmemiz engellenmiş. Bir bilginin değeri sınav sorusu olma ihtimaline göre belirlenmiş. Biz de cahil kalmışız diyor. Demin ilk başta söylediğimi hatırlayın. Bize en çok lazım olandan en az lazım olandan en çok var bizde şu anda. O yüzden bu dönemi yine fırsat bilirim ne olur. Yeniden öğrenmeye, yeniden tanımaya merhaba diyelim. Her şeyi bilmek zorunda değiliz ama ilgimizi çeken, dikkatimize gelen şeyleri biraz daha derinlemesine öğrenmeye, anlamaya, tanımaya çalışalım. Doğayı, tabiatı, işimize yarayacak meslekleri, sevdiğimiz uğraşları daha fazla öğrenmeye, anlamaya çalışalım. Ve mücadele etmeye merhaba. Bütün bu anlattıklarım büyük bir mücadele istiyor ama bu mücadele bize yarayacak. Bakın bir hikayem var bununla alakalı. Diyor ki, bir gün adam ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasında küçük delikten çıkmaya çabalayan kelebeği saatlerce izledi. Sonra adam kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamaktan vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü. Çok büyük bir iyi niyetle kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye düşündü ve kozadaki deliği daha rahat çıksın diye büyüttü. Bu sayede kelebek kozasından kolayca çıkabildi. Fakat çıkmaya daha hazır değildi. Bedeni hala kuru ve kanatları buruş buruştu. Adam kelebeğin gücünü toplayıp kanatlarını açıp uçacağını düşünüyordu. Ama kelebek kozasından zamanından önce çıkmıştı. Ne kadar çabalasa da uçamadı ve buruşmuş kanatlarıyla yerde sürünmeye devam etti. Adam iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmeyi istemişti ama bilmediği nokta, kelebeğin kozadan çıkmak için çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesini ve bu sayede doğru zamanda kozasından çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. Sistem böyle kurulmuş. Şurada bir sıvı var. Orada zorlanacaksınız ki
sıkıntı çekeceksiniz ki, mücadele edeceksiniz ki şu sıvı kanatlara dağılsın ve kıvama geldiğinizde, yeteri kadar güçlü olduğunuzda siz kendi kendinize kozayı deleceksiniz, çıkacaksınız, çat 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 uçacaksınız. Ama birisi hayatınızı kolaylaştırmak için, konforunuz bozulmasın, yorulmayın, zahmet çekmeyin, ter dökmeyin, üzülmeyin diye o kozayı keserse çat diye çıkarsınız, evet. Ama uçamazsınız. Kanatlar yeteri kadar güçlenmemiştir sizi havaya kaldırmak için. Güçlenmesinin sırrı ne? Orada, bu yaşta zorlanmak, sıkıntı çekmek, mücadele etmek, ter dökmek, emek vermek. O yüzden mücadeleden kaçmayacağız. Mücadeleye de merhaba. Kavgaya da merhaba. Emeğe de merhaba. Fedakarlığa da merhaba. Ter dökmeye de merhaba dememiz lazım. Ne olacak sonra? Şu olacak. Jung bizim alanda çok önemli bir adamdır. Diyor ki, henüz doğmamış olan pek çok insan vardır. Hepsi buradaymış gibi görünür, etrafta dolaşırlar fakat henüz doğmamışlardır. Dünyaya şartlı tahliye ile gelmişlerdir, bir bağ kuramamışlardır, havada asılı dururlar. Dünyadaki canlıların çok büyük çoğunluğu dünyaya bir yumurta olarak gelir. O yumurtada olgunlaştıkları zaman kırarlar yumurtayı ve çıkarlar. Yumurtanın içinde dünyaya gelmek, dünyaya gelmek değildir. Yumurtada kısılı kalmak, mahpus olmaktır. Biz de bu dünyaya geliyoruz. Bir beden hapishanesi var. Bizim yumurtamız, algımızın sınırları, bedenimizin sınırları. Bunu hayatımıza anlam katarak, hayatımıza emek vererek, hayatımıza özen göstererek kırabiliriz. Görünmeyeni görür hale gelebiliriz. Yazılmayanı yazar hale gelebiliriz. Duyulmayanı duyar hale gelebiliriz. Kainatı okuyabiliriz, insanları anlayabiliriz, kendimizle bir yol yürüyebiliriz. Ama bunun için şu meseleyi çözmek lazım. Bu anlattığım merhabaları yapmamız lazım ki yeniden doğalım, yeniden doğmaya merhaba diyelim. Zor bir şey ama her zorluğun çok güzel meyveleri, çok güzel ödülleri oluyor. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak diyor rahmetli Sezai Karakoç. Meyveler sabırla olgunlaşacak. Sabredeceğiz, mücadele edeceğiz, emek vereceğiz. Yeniden doğmaya da merhaba diyeceğiz. Çok teşekkürler sabrınız için. Tekrar görüşmek üzere.